Anayasa demişken yani anayasa demişken yani bir yargı reformunda konuşuluyor gündemde biliyorsunuz yakından da takip ediyoruz. Birçok kişi Türkiye'de yargı reformuna ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Zaman zaman muhalefetten de işte destek de geliyor ama farklı şartlar var. İyi Parti burada yargı reformuna nasıl bakıyor? Bir yargı reformu Yargı gerekiyor mu? reformunda bir samimiyet yok ki. Neden yok? İçeriği Birincisi de belli değil zaten şu anda. dış ülkelerden gelecek para, ekonomik yardım ve destekler gelmiyor. Neden? Bizim hukukumuza güvenmiyorlar. Onun için biz onlara yargı reformu yapıyoruz diyoruz. Onun üstünü örtmeye çalışıyoruz. Kimse de kanmıyor tabii. İçeriye döndüğümüz zaman da Anayasa Mahkemesi kararları nasıl tanınmaz? Bu kadar hukuksuzluk, adaletsizlik olur mu diye halk feveran ettiğinde de hiç merak etmeyin, vaziyete hakimiz. Biz yeni yasalarla bunu düzeltiriz demek istiyorlar. Oysa bunlar yasalarımızda hep var zaten. Yani bir anayasa hükümlerine uymak zorunluluğu, insan hakları kavramı, özerklik, özgürlük, hepsi bunların anayasamızda korunmuş şeyler. Fakat bugünkü zihniyet bunlardan tamamen sapıp şey ortaya çıktığı için, kaos ortaya çıktığı için bu hem dış kamuoyuna hem iç kamuoyuna merak etmeyin biz gündemimize aldık. Hem anayasayı düzeltiriz hem yasalarla bu işleri çözeriz gibi bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Bir de orta yerdeki gördüğümüz onca sorunun üstünü örtmek, kapatmak maksatlı yani. Tabii. Hiç de samimi değiller. Arkada anayasa hazırlığı yok mu? Yani öyle bir hazırlık, hani söylem var ama arkada bir hazırlık yok mu? Anayasa hazırlığı Behiç Bey'in de söylediği gibi Yoksa o daha metin önceden mi esas alınacak? hazırladıkları bir anayasa var. Evet. Anayasa taslağı. O da tabii tartışılabilir. Behiç Bey bir İyi Partili. Affedersiniz, Ergün Özbudun. Ergün Özbudun Onu hocam. söyledi. O da Evet. Türkiye'de değerli hocalardan birisidir. Ama anayasa yapmak öyle bir şeydir ki her kesimin fikrini alarak, Toplumun tüm kesimlerinin, evet. toplumun tüm kesimlerinin fikrini alarak bir uzlaşma belgesi yaratabilirseniz en yoğun katılımla ve en çok oyla ortaya bir toplumsal mutabakat yapabilirseniz o anayasa çok gerçekçi olur, çok geçerli olur, çok iyi devletin yönetilmesini sağlar. Nasıl ki Sayın Valim ben bir milliyetçi kökenden gelerek böyle bir tanım yapıyorum diyorsa demokrat kökenden gelen, sosyal demokrat kökenden gelen ya da farklı düşünceli Düşüncelerde. olanların Herkesin yansıması başka lazım. başka düşünceleri de olabilir. Nasıl ki Ergün Özbud'un 66. madde vatandaşlık kavramını o şekilde tanımlamışsa, çoğu kişi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kavramı yeterlidir. Ha, bazen anayasaları yaparken ne yapılır? Toplum öyle tartışır ki mümkün olduğu kadar az madde yazarak, kısaltarak anayasa metnini uzlaşıya bağlarsın. Ne demek istiyorum? 1921 anayasası, Türkiye'de yapılan ilk Anladım. anayasalarımızdan şeyi saymazsak, Kanun Esasi'yi saymazsak, 1876'da yapılan 1921 anayasamız 23 maddeden ibarettir. Çok eksik, çok az yazılmış metinler vardır. Ama muazzam bir şey Kapsayıcılığı var. sağlamıştır, uzlaşma sağlamıştır. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen insanları bir araya getirip harbin, Kurtuluş Savaşı'nın karargahı haline gelmiştir meclis. Başta da başkomutan Atatürk'le anayasa hazırlanmış, İstiklal Harbi kazanılmış ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş ve devrimler yapılmıştır. Yani düşünün o dönemdeki 23 maddelik bir anayasa ki yarısı da yerel yönetimlerle ilgilidir. Büyük başarı elde edilmiştir. Sonra 1924 anayasası, sonra 61, sonra 82 genişletilmiştir. Toplumun bir kesimi bundan rahatsızdır, öbür kesimi diğerinden rahatsızdır. Bir kesimi çok rahatsızdır. O zaman devletin zaten kanunları var. Devlet çok şeyi kanunlarıyla, silahıyla korur. Anayasa nedir? Anayasa toplumsal mutabakatı sağlayan, huzur ve Temel hak ve sükunu sağlayan, özgürlükler. her kesimin bir şeyler bulabileceği, rahatsız olmayacağı ortak bir uzlaşma metnidir.
esas amacı da bireylerin hak, hukuk ve özgürlüklerini korumaktır. Devleti korumak değildir. Bakın neden işte devlet korumak değildir diyorum. Devletin zaten ordusu, polisi, silahı ve kanunları vardır. Onun için birey korunmaya muhtaçtır. Devlet vatandaşını korur. Bireyin korunmaya muhtaç olduğu, bireyin hak, hukuk ve özgürlüklerini koruyan metin de anayasalardır. Anayasaları çok kapsamlı yazmak yerine, toplumu rahatsız etmek yerine daha az kapsamla yazmak çok büyük başarılar elde edilmesini sağlamıştır. Dünyada İngiltere'nin anayasası bile yoktur. Evet. Gelenekleri vardır. Bizim 1921 anayasası çok eksiktir. Çok büyük başarı sağlanmıştır. Demek istediğim, anayasa yaparken işin mantığını doğru kavramak lazım. Devletimi koruyalım. Vatandaşımı. Yoksa devlete karşı aciz olan, zayıf kalan bireyimizi ve toplumu, milletimizi mi koruyalım? Bunun cevabıyla bir anlaşma yapmak gerekir. Onun için bugünkü hükümetin böyle bir hazırlığı, anlayışı ve zihniyeti olamayacağı için bir hazırlıklar olmadığını biliyorum. Ben Adalet Komisyonu'ndayım. Olsa olsa bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uygun bir kılıf hazırlayabilirler. O da otoriter, totaliter bir polis devletinin kılıfı olabilir. Bunu niye diyorum? Bakın İstanbul büyük bir deprem tehlikesi ve tehdidi altında. Jeoloji mühendisi depremle ilgili bir takım kişilerin alındığını duyuyor musunuz? Alınmaz. Pandemi tehdidi altındayız. Hemşireler, sağlıkçılar vesaire alındığını duyuyor musunuz? Alınmaz. Ama on binlerce polis, on binlerce bekçi alımı yapılıyor sadece hükümet tarafından. Bir de ne yapılıyor? Fabrikalar satılırken cezaevleri yapılıyor. Bu göz göre göre bir polis devletine gitmenin yolu döşeniyor. Onun delilidir, karinesidir. Efendim.